İşe gitmedin mi sen bugün? Yok, gitmedim. Yani sabah aradım, izin aldım. İyi hissetmiyordum kendimi. Gidersem daha kötü olacağım diye gitmedim. Hasta mısın? Yo yo, öyle bir şey değil. Buluşunca anlatırım. Tamam o zaman, nasıl istersen. Ben geliyorum seni almaya. Hayır hayır. Gelmene hiç gerek yok. Ben şimdi çıkıyorum zaten. Sen de çok gecikme, olur mu? Tamam, olur. Tamam. Ben çıkıyorum. Yedin mi bir şeyler? Hayır. Al bakalım. Aç değilim ben. Al bir tane ye. İstemiyorum. Sen de haklısın tabii, kuru kuru gitmez. Çay alayım o zaman, ben hiçbir yere kaymamam. İki çay verir misin? Senin canını mı sıktı? Yani. Nasıl yani? Sıktı mı sıkmadı mı? Sayılır. Kim? Söyle bana. Gidip benzeteyim hemen. O biraz zor işte. Niye ki? Çünkü bu sefer okuldan biri falan değil. Annemle babam sorun. Bu Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda inmesi neye neden oluyordu ya? Ha, neye? Ne yapıyorsun sen ya? Bugün tarih sınavı var, onu çalışıyorum. Hiçbir şey de aklımda kalmıyor. Aman be, neye neden oluyordu? Fetret devri, fetret. Son dakikayı bırakırsan böyle olur. Sen sanki çalıştın da. Tabii canım, ne sandın? İşimi her zaman sağlam alırım. Bırak bu işleri, bırak. Bırak ya, sınav var. Sana ben tuvalete gidip geliyorum. Tamam canım. Arkadaşlar size doyum olmaz. Ben kaçtım. Bay bay. Yağmur. Can lütfen. Ya Yağmur, konuşalım bir iki dakika. Dinler misin beni bir? Yağmur dur lütfen. Yağmur. Konuşalım mı? Konuştuk biz bu konuyu seninle. Ya konuştuk ama ben ikna olmadım, tamam mı? Yani bir şey söyleyeceğim. Bak hiçbir şey yapamıyorum. Yağmur beni dinler misin? Ya ne yemek yiyebiliyorum, ne konuşabiliyorum. Yine hiçbir şey yapamıyorum yani. Anladın mı? Ya sen beni sevmiyor musun? İkimiz de birbirimizi seviyoruz. Yani çok saçma değil mi ayrılmamız? Can, lütfen. Ya Yağmur, bak sen benim telefonlarımı açmasan da, benimle konuşmasan da, okulda yüzüme de bakmasan ben seni çıkaramıyorum aklımdan zaten. Can, lütfen bu konuyu kapat artık. Eğer beni seviyorsan lütfen. Babam gidip o kadınla evlenirse var ya, kesin delirmem ben. Niye, böyle bir şey mi dedi baban sana? Hayır. İlla yani biriyle evlenmek zorunda değil ki. Bizimkiler de seneler önce boşandı. Ama babam hala kimseyle evlenmedi. Onunla o aynı şey değil. Farklı durumlar. Yani ayrıca insan tekrardan evlenebilir yani, olabilir böyle bir şey. Şaka mı yapıyorsun? Benim hayatta en nefret ettiğim insan annesiyle gidip evlenecek babam yani. Bu normal bir şey mi? Hayır sevgilim, öyle demek istemedim yani. İlla onunla ya başka biriyle de evlenebilir. Yani. Ya tamam, bence konuştukça batıyorsun sen yani. Melis, ben öyle demek istemem. Kadın öleli 3 ay olmuş, bana daha yeni söylüyor. Ya annemden bahsediyoruz. İstersen hadi bir arayalım gidelim, haber ver diyorum. Yok, hiç sesini çıkarmıyor. Sanki kadın hala yaşıyormuş gibi davranıyor. Aradan kaç sene geçmiş,
Babam hala beni cezalandırıyor. Annem ölmüş. Tam gideyim, bulayım, konuşayım kadını derken... seni dünyaya getiren insanın ölmesine ne bekliyor musun Cihan? Sanki yani varlığının bir parçası onunla gidiyor. Anlayamıyorsun önce, bir şey söyleyemiyorsun ama... varlığının temeli sarsılıyor. Beni dünyaya getiren annem gitti işte, şimdi yok. Ben kimden özür dileyim şimdi, kime diyeyim beni affet diye. Yok, gitti işte annem. Ben öksüz kaldım bu yaşımda. Annesiz kaldım işte. Ne oldu? Ulaşabildin mi? Listedeki herkes tek tek aradım. Tabii ki telefonları da, adresleri de değişmiş. Hepsinin mi? Hayır, biri hariç. Selami Karadağ. Güzel. Ne konuştunuz? Bir şeyler öğrenebildin mi? Ben dosyadan bahsedince isim benzerliği dedi. Çat kapattı yüzümü. Telefonu sende ama. Evet. Ne yapacaksın ki? Bir de ben konuşacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Sen anlat bakalım. Neler yaptın? Boş ver ya, sonra konuşuruz. Ya Cihan lütfen, ne olur bak benim de kafam dağılsın. Başka şeylerden konuşalım. Tamam. Tümle konuştum. Ne dedi peki? Her zamanki gibi işte. Ya Melis duydu yalnız. Ne tepki verdi Melis? Önce bağırdı, çağırdı. İşte ağladı sonra. Ben konuştum. Biraz alışacak tabii zamanla. Yani alışacak. Şey diyeceğim. Dün akşam babamla konuşuyorduk. Ya aklıma bir fikir geldi ama seninle paylaşmak istemedi çünkü açıkçası ne düşüneceğini bilmiyordu. Önce ben söyleyeyim. Sizin bize taşınmanızı istiyorlar. Yani tabii temelli değil de yani beyecane düzenine kadar. Biz evimizde mutluyuz Kerem. Öyle bir ihtiyacımız da yok. Sağ ol. Peki. Nasıl istersen kardeşim. Melis, iyi misin sen? Hasta mı oğlum? Yok bir şey. Miden üşüttün herhalde. Hayır. Kusuyordun ama duydum. Bir rahat bıraksana sen beni ya. Bire bire git istersene, belki bir şeyler yaparlar. Kızım bir huzur versene bana ya. Rahat bırak beni diyorum, anlamıyor musun? Hepsi sizin yüzünüzden oldu zaten. Ne oluyor yine ya? Yine ne oluyor? Hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir de utanmadan ne oluyor diye soruyorsun değil mi? Mutlu musun şimdi? Rahatladın mı Zeynep Hanım? Ben niye mutlu olacakmışım, niye rahatlayacakmışım ya, anlamıyorum. Manyak mısın sen? Manyağım evet. Ama hiç boşuna hayal kurma. Çünkü o hayallerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Ben izin vermeyeceğim bunu.
Senin mutlu olmana da izin vermeyeceğim, tamam mı? Oğlum sen manyaksın. Sen gerçekten manyaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.